Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Ağustos'ta Türkiye saatine göre öğlen 12:39'da 23 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sabit nitelikli ateş elementine ait bir yeni ay olacak. O yüzden tabii ki sabit burçlarımız için çok önemli bir döngüyü de işaret ediyor. Evet, 16 Ağustos'ta doğacak olan yeni ay 31 Ağustos'taki balık dolunayına kadar olan sürecimizi etkileyecek, şekillendirecek. Şimdi an haritasına baktığımızda yükselende Akrep burcunu, yine sabit bir burç görüyoruz ve MC noktasında Aslan var. Yeni ay öğle saatlerinde doğduğu için Güneş en tepede, en güçlü olduğu pozisyonda, haritanın 10. evinde yerleşmiş. Güneş ve Ay'ın yanında Aslan burcunda gerilemekte olan Venüs var. Evet, bu Venüs yeni ayın en önemli göstergelerinden birisi. Bununla birlikte Boğa burcundaki Uranüs'ün yeni aya tam partil bir kare açısı var. Uranüs çok güçlü ve söz sahibi bu yeni ayda. Uranüs olunca biliyorsunuz hızlı, değişken, beklenmedik, ani durumlar, enerjiler, stres ve huzursuzluk yaratabilecek durumlar, ama bunun yanı sıra her şeyin biraz hızlı ve beklenmedik olması gibi sürpriz gelişmelere açık olduğumuzu bize işaret etmekte. Ve Mars'la Merkür Başak Burcu'nda yerleşmiş. Mars, Merkür Başak Burcu'nda oldukça çalışkan, titiz, böyle mükemmelliyetçi de bir enerji veriyor. Aslında bu yeni ayın enerjilerini olumlu değerlendirirsek değişken koşullardan kendi lehimize çok verimli sonuçlar da elde edebiliriz. Şimdi biraz daha incelersek Aslan Burcu neyi sembolize ediyor? Aslan Burcu Güneş tarafından yönetildiği için aslında yaşam enerjimizdir, hayat kaynağımızdır. Ve Aslan Burcu bizi daha böyle hayata bağlayan, yaratıcılığımızı yükselten, kişisel enerjimizi, egomuzu güçlendiren konularla alakalıdır. Ve Aslan Burcu biraz daha dikkat çeken kişi ve yapılar, işte liderler, yöneticiler, ünlü kişileri sembolize eder. Bununla birlikte her türlü bizim sanat gibi yaratıcı alanlarımız, çocuklarımız da Aslan Burcu ile alakalıdır. Hayatın keyifli ve zevkli yanları, bunlar eğlenceli konular, keyif ve konfora ait konular, lüks gibi biraz daha böyle ihtiyaçlarımız, hani yaşamdan zevk verecek alanlardaki ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz, bunlar da Aslan Burcu tarafından yönetilir. İçinde risk olan her türlü konu, maddi konular, manevi konular, spekülatif alanlar, işte oyunlar, eğlenceler, yarışlar, bunlar Aslan Burcu ile alakalıdır. Aslan Burcu tabii ki yani aslında yaşamın keyfidir. Aslan Burcu keyif aldığımız her türlü konuyu, işte aşk bunlardan biridir, romantik konular bunlardan biridir, sanat, eğlenceli konular, çocuklarımız bunlardan biridir. Yaşamdan bize keyif veren, yaşama bağlayan, yaşam enerjimizi, coşkumuzu arttıran her türlü konu Aslan Burcu ile alakalıdır. Şimdi bu alanlarda tabii ki beklentilerimiz öne çıkarken bazı yenilikler, yeni başlangıçlar, düzenlemeler içerisinde olabiliriz. Venüs'ün de Aslan Burcu'nda gerilemesi ve yeni ay ile birleşmesi aslında tüm bu alanlarda biraz hayatımızda sorgulamalar da getirecek. Yani bir aşk ilişkileri sizinde, sevgi konusunda gerçekten aşık mıyım, seviliyor muyum, buralarda bana değer veriyor mu, ya da hak ettiğim sevgiyi, değeri görebiliyor muyum gibi sorgulamaları yeni ay daha fazla gündemimize getirebilir. Bununla birlikte işte sanatsal yaratıcılığımızı, becerilerimizi, yeteneklerimizi kullanabiliyor muyuz, değerlendiriyor muyuz ve hak ettiğimiz değeri, ilgiyi görebiliyor muyuz? Maddi konularda kazançlar anlamında hayattan beklentilerimizi karşılayabiliyor muyuz? Ve bunu değiştirmek için, eğer memnuniyetsizliklerimiz varsa bunu değiştirmek için ne gibi olasılıklarımız var? İşte buralarda bazı çıkış yolları bu yeni ay bize verebilir. Özellikle Uranüs'ün Boğa burcundaki pozisyonu değişken, beklenmedik, ani, sürpriz, hızlı gelişmeler getirebilir dedik. Uranüs Boğa burcunda ve Boğa hayatımızda hem parayı yönetir, parayla ilgili konular, ekonomiyi yönetir. Aynı zamanda sahip olduğumuz, bize güven veren, huzur veren, istikrar istediğimiz konuları da yönetir. Buralarda koşullarımız iyi değilse belki istikrar alanlarımızda, güven alanlarımızda radikal değişimler yapmamız gerekecek. Farklı bir bakış açısı, işte ne bileyim yer değişimleri ya da paramızı yönetirken farklı bir
arayış. İlişkilerimizde olabilir. Çünkü Uranüs haritanın 7. evinde yerleşmiş. İlişki kararlarımızda, süregelen ilişkilerimizde, bazen karşımızdaki kişinin, partnerimizin, eşimizin talebiyle de olabilir bu ani değişimler, yenilikler. Bunlarla karşılaşabiliriz. Aslan burcunda gerileyen Venüs şu anda Güneş'le aslında kavuşumda, tam kavuşumda, biraz daha yanık, karanlık dediğimiz bir pozisyonda. 13 Ağustos'ta Güneş Venüs'le iç kavuşum yapmıştı. Ardından şu anda gökyüzünde Venüs'ü göremiyoruz. 16 Ağustos, işte 20 Ağustos'a kadar olan süreçte bu devam edecek. 20 Ağustos'tan itibaren Venüs artık sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Güneş'in doğuş anında onu sabah yıldızı olarak parlak bir şekilde gökyüzünde görmeye başlayacağız. Ancak bu dönemde, özellikle yeni ay döneminde Venüs görülemiyor. Venüs'ün karanlık bir pozisyonu bu. Aynen ayın fazlarındaki bazemik faz gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha içe dönüşlerin, sorgulamaların arttığı bir dönem. Tabii ki kadın enerjiyi yönetir, dişi enerjiyi yönetir Venüs. Lilith de Aslan Burcu'nda ve tam yeni ayda birleşiyor. Biraz dişi enerjinin daha negatif, daha içe dönük, daha karanlık yönleri kendini gösterebilir. Dolayısıyla burada kadın ve kadına ait gelebilecek zararlar, üreme ve doğurganlıkla ilgili problemler, çocuklarla ilgili sorunları daha fazla gözetmek gerekiyor. Aşk ilişkilerinde istenmeyen ilişkiler, aldatılmalar ve benzeri kıskançlıklar gibi durumlar. Bunun yanı sıra işte istenmeyen hamilelikler gibi konular ya da hamileliklerde oluşabilecek bazı problemler, sağlık sorunları ve benzeri konular. Yani dişi enerjinin daha negatif, daha karanlık yönlerini ya da yüzleşmemiz gereken yönlerini görebiliriz. Tabii ki hayatımızdaki kadın figürlerle ilgili enerjilere de burada dikkat etmek lazım. Bazen böyle zorlayıcı bir kadın dişi enerji karşımızda olabilir, bir rakip olabilir. Veya bir üçlü ilişki içerisindeki sıkıntı olabilir veya herhangi bir durumda zorlayıcı durumlar olabilir. Bunlara iyi dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. En fazla sabit burçlarımız etkileniyor bu yeni aydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle boğa, akrep, aslan, kova burçlarında güneşiniz, ayınız var mı? Ve özellikle 18 ile 25 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Kişisel gezegenleriniz de sabit burçlarda olabilir bu derece aralıklarında. O zaman yine etkilenebilirsiniz. Kişisel doğum haritalarınızda özellikle aslan burcu hangi evinizdeyse yeni ay etkilerini o alanda daha fazla hissedeceksiniz. Burada enerjiler yoğunlaşacak. Ayın 16'sından itibaren ay sonuna kadar olan dönemde. Sağlık konularına tabii ki biraz dikkat etmek gerekiyor. Sağlık konularında özellikle sabit burçlardaki bu Uranüs'le de birleşen yeni ay, işte aslanın sembolize ettiği özellikle kalp, dolaşım sistemi, sırt, omurga bölgesi, Uranüs nedeniyle nörolojik sistem, sinir sistemi, tansiyon ve dolaşım sistemi problemleri buralarda rahatsızlıkları arttırabilir. Kronik sağlık sorunu olanların özellikle dikkatli olmasında, temkinli olmasında fayda var bu süreç içerisinde. Şimdi ani ilişkiler, Uranüs sürpriz fırsatlar getirebilir, ani bir teklif getirebilir. Hızlı karar vermemekte fayda var. Çünkü yeni ayı takip eden bir haftalık süreç içerisinde Merkür de gerilemeye başlayacak. Bu durum biraz daha enerjileri yavaşlatırken aslında ileri adım atmak yerine içinde bulunduğumuz durumları, şartları şöyle bir gözden geçirip sağlamasını yapmayı, geçmişle ilgili eksikleri tamamlamayı daha doğru hale getiriyor. Tabii ki Venüs retrosu geçmişteki konuları gündeme getirebilir bu yeni ayda. İşte yarım kalmış bir aşk ilişkisi canlanabilir. İlginç tesadüfler, nostaljik karşılaşmalar olabilir. Bu bize güzel fırsatlar da getirebilir. Mesela değerlendiremediğiniz bir şeyi değerlendirme fırsatı gibi. Yarım kalmış ama şartların sizi ayırmış olduğu bir ilişkide belki hayat size tekrar bir şans verebilir. Bununla birlikte işte bazı yetenekleriniz var, becerileriniz var. Bunları kullanma fırsatı verebilir. Daha önce de yarım bıraktığınız bir işe, bir hobinize tekrar başlayabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz varsa ki bu belki çocuk sahibi olmakla ilgili. Hani bununla ilgili biraz daha belki çözüm bulmak için arayışlar, farklı bir bakış açısı gündeme gelebilir. Para konularına dikkat etmek lazım. Çünkü aslanın bünyesinde tabii ki spekülatif piyasalar, içinde risk içeren her şey vardır. Şans faktörü vardır. Şansa güvenerek aşırı risk alma eğilimleri olabilir. Bu durumda spekülatif piyasalarda Uranüs'ün de tesiriyle, özellikle Uranüs boğadayken tabii ki parayı yöneten, ekonomiyi yöneten bir burç. Yani böyle şartların değişkenliğini
birazdan öngörülemeyen durumların olabileceğini işaret ediyor piyasalarda. Venüs de değerle alakalı, değer verme, değer bulmayla alakalı. İşte değer verdiğiniz bir aracın hani değersizleşmesi ya da farklı bir durum olabilir. Ya da siz içinde bulunduğunuz şartlarda herhangi bir yatırımınızı gözden geçirebilirsiniz. Belki burada para kazanma şeklinizde eğer istediğiniz değeri oluşturamıyorsanız farklı yöntemler de arayabilirsiniz iş hayatınızda, kariyer hayatınızda. Daha önceden keşfedemediğiniz bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Ama spekülatif alanlara dikkatli yaklaşalım. Risk almak, şansa güvenmek, böyle ani kararlar vermek çok doğru olmayabilir. Güvenli, planlı, istikrarlı hareket etmek gerekiyor. Mars'ın ve Merkür'ün Başak'ta olduğunu unutmayın. Elimizdeki kaynakları doğru kullanırsak, verimli kullanırsak, ne gerekli, ne gereksiz, ne doğru, ne yanlış, bunları iyi analiz edersek, uzun vadeli ve planlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde hareket edersek, çok da kendi lehimize verimli sonuçlar alabilir, başarılı olabiliriz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, aslan burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Bu dönemde yaşamın eğlenceli ve keyifli yanlarına daha fazla çekilebilirsiniz. Aşk, romantizm, yaratıcı faaliyetler, sanat, şans içeren konular ve çocuklarla ilgili alanlarda beklentileriniz ve yeni kararlarınız olabilir. Venüs'ün buradaki geri hareketi bazı sorgulamalar getirebiliyor. Özellikle ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Romantik konularda geçmişle ilgili konular, işte eski arkadaşlar, eski partnerler falan kendini hatırlatabilir. Yarım kalmış ilişkileri şöyle bir gözden geçirme, tamamlama fırsatı da bulabilirsiniz. Daha önceden uğraştığınız, ilgilendiğiniz, zaman bulamadığınız bir hobinize, ilgi alanınıza yönelebilirsiniz. Para konularında, özellikle finansal konularda biraz riskleriniz olabilir. Uranüs etkisi nedeniyle spekülatif konulara çok şansa güvenerek, risk alarak yaklaşmamakta fayda var. Çünkü ani gelişmeler olabilir. Bu size ani hızlı para kazançları da getirebilir. Eğer daha öncesinde doğru adımlar attıysanız. Ancak bu dönemde özellikle gezegeniniz Mars'ın Başak Burcu'nda olması, çalışıp emek harcayarak, daha istikrarlı hareket ederek, planlı programlı bir şekilde maddi durumunuzda daha iyi koşullar oluşturabileceğinizi gösteriyor. Bu uzun vadeli bir iş ve kazanç imkanı getirebilir. Dolayısıyla kaynaklarınızı değerlendirirken riskten uzak durup, şansa fazla güvenmeden burada yeteneklerinize güvenip çalışarak adım atmanız, emek harcamanız gerekiyor sevgili koçlar. Bu olduğu takdirde bu yeni ay size özellikle para konularında çok güzel açılımlar getirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için tabii ki önemli bir yeni ay. Hem gezegeniniz Venüs geriliyor, hem de aslanda olduğu için yeni ay sabit bir burç. Çok önemli etkiler alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle burcunuz, yani yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz 15 ile 25 derece arasındaysa, burada özellikle tabii ki hem yeni aydan, hem Uranüs'ten, hem Venüs'ten derece olarak tesir aldığınız için yeni ay hayatınızda gerçekten ilginç değişimler getirebilir, başlangıçlar getirebilir. Her şeyden önce biraz özgürleşme, bireysel hareket etme durumundasınız. Hayatınızda radikal kararlar verebilirsiniz. Ev alanınızda, ortamınızda bir taşınma gibi, yer değişimi gibi, bir düzen değişimi gibi konunuz olabilir açıkçası. Belki bu daha önceden de başlamış bir konu. Şimdi tekrar ele alıp tamamlayacaksınız. Bu dönemde tabii ki aniden hani bir işte yer buldum, beğendim, evden taşınayım, işte evimi satayım gibi konular biraz riskli olabilir. Daha sakin, sabırlı düşünmek gerekiyor. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Ancak hızlı gelişmeler olabilir. Yani beklediğiniz bir şeylerin sonuçlanması gibi. Belki bir yıldır, iki yıldır böyle bir planınız var. Şimdi bu yeni ay bunları gerçekleştirmek için fırsatlar verebilir size. Aynı zamanda evlilik gibi yuva alanlarında beklenmedik bazı sürprizler olabilir. Sizden ya da eşinizden ya da ailevi koşullardan kaynaklanan konular olabilir. Sizin ve ailenizin, özellikle ebeveynlerin sağlıkları, genel durumları, onların düzenleri ve benzeri alanlara da biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kronik sorunlar varsa, işte bunlar kalp dolaşım sistemi, tansiyon, nörolojik problemler gibi, bu alanlardaki streslerin artabileceği bir yeni ay döngüsündeyiz. O yüzden sağlık konularına hem sizin hem etrafınızdaki kişilerin daha dikkatli ve temkinli olmasında fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, aslan burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Oldukça hareketli, sürprizli bir yeni ay. Hızlı kararlar verebilirsiniz.
aklınıza çok yaratıcı fikirler gelebilir bu yeni ayda. Eğitimle ilgili bir beklentiniz varsa bazı kararlar vermeniz, başlangıçlar yapmanız mümkün. Bunlar geçmişte başlamış konuların bir sonuç vermesi şeklinde de olabilir. Ya da kararsız kaldığınız konuların netleşmesi şeklinde de olabilir. Bu yeni ay bir seyahat, bir gezi, belki bir tatil organizasyonunu ortaya çıkarabilir. Daha önceden gittiğiniz, sevdiğiniz bir yere tekrar gitmek gibi söz konusu. Kardeşleriniz ve özellikle yakınlarınız, akrabalarınız, komşularınızla ilgili hareketliliğin arttığı bir dönem. Eğer onlarla ilgili bazı mevzularınız varsa, bir sorun da olabilir çözmeniz gereken, belki bir anlaşmazlığınız var. İşte bunları daha fazla gündeme getirebilecek bir dönemdeyiz. Konuşmalarınız olabilir, çözüm arayışlarınız olabilir ve istikrarlı sonuçlar da alabilirsiniz. Bu dönemde özellikle beklenmedik bazı haberlerin, belki beklenmedik tekliflerin, beklenmedik ziyaretlerin, misafirlerin olabileceğini unutmayın. Yani günlük hayatınızda plan yapsanız da her an planlarınızda değişkenlikler olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, aslan burcundaki yeni ay ikinci evinizde doğacak. Para konularında özellikle önemli bir dönemdesiniz. Venüs gerilerken maddi konularda bazı memnuniyetsizliklerin olması mümkün. Yani bazı alacaklarınız gecikebilir, istediğiniz gibi şu anda elinize para geçmeyebilir ya da borç ödeme, borçlanma konularında bazı sıkıntılarınız var. Bu dönemde hani yeni bir konuda hemen işte para harcayayım, alışveriş yapayım, yatırım yapayım ya da bir kredi alayım gibi konularda dikkatli olalım. Venüs geriliyor. Merkür de gerilemeye başlayacak yakın bir zamanda. Dolayısıyla maddi konularda temkinli ve planlı hareket etmemiz gerekiyor. Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde nasıl değerlendiririz? Bunlar önemli. Belki muhasebeler yapmamız doğru olacak. Yani gerekli bazı gereksiz harcamalarımız olabilir. Ya da gelirlerimizi iyileştirmek adına farklı yollar izlememiz gerekebilir. Bununla ilgili bazı arayışlarımız olabilir. Bu yeni ay döngüsünde özellikle bunlara daha fazla odaklanabiliriz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin yeni ayınız doğuyor. Öncelikle hepinizin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Tabii ki doğum günü 12 ile 20 Ağustos arasında olan aslanlarımız bu yeni aydan daha güçlü etkiler alacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Aynı şekilde sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Kişisel gezegenleriniz. Bu durumda yeni ayın etkileri artacaktır. Şimdi Venüs gerilerken oluşan bir yeni ay. Burada kendinizi, hayatınızı, yaşamınızı çok sorgulayabilirsiniz. Kendinize ait bazı memnuniyetsizlikleriniz olabilir. Yani işte güzellik, estetik gibi alanlarda beklentileriniz var, sorgulamalarınız var. Ama önemli kararlar vermeyin. Zaten Venüs gerilerken ne yapıyoruz? İşte rutinin dışına çıkmıyoruz. Rutin tabii ki bakımlarınızı, saç bakımlarınızı falan yapabilirsiniz ama gidip de hiç denemediğiniz bir saç rengi, işte estetik bir uygulama bu dönemde çok doğru olmayabilir. Bunlara temkinli yaklaşıyoruz. Eylül sonuna kadar da bence hareket etmemekte fayda var. Bununla beraber tabii ki bir ilişki içerisinde ilişki dinamiklerinizi sorgulayabilirsiniz. İstediğim gibi seviliyor muyum, değer görüyor muyum? Bir ilişkiden ne bekliyorum? Hani burada belki memnuniyetsizliklerinizi daha iyi fark edeceksiniz. Geçmişe ait konuları sorgulayıp gözden geçirebilirsiniz. Daha önceden yarım kalmış bir işinizi, yarım kalmış bir ilişkinizi belki tekrar bir ele alma, bir değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Uranüs Boğa burcunda iş, kariyer ve toplumdaki statü alanında bazı sürpriz yenilikler getirebilir. Memnun olmadığınız bir işten ayrılabilirsiniz örneğin. Ya da yani artık sizi mutlu etmeyen bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bazı sürpriz teklifler de gelebilir size. Bu teklifler doğrultusunda hayatınızda çok kadersel anlamda bir gelişme, böyle bir değişim de söz konusu olabilir. Oldukça ilginç, ilginç olduğu kadar sizin için önemli bir yeni ay. Sağlığınıza dikkat edin. Uyku sorunları, biraz böyle stresten kaynaklı problemler, işte eğer kronik bir tansiyon sorununuz varsa, kalp probleminiz varsa önemli bir dönemdeyiz. Bununla birlikte sırt, omurga bölgesi hassas olabilir. Ani hani spor yaparken de, fiziksel aktivitelerde de mümkün olduğunca temkinli, risk almadan hareket etmekte bu dönemde fayda var. Sağlığımızı önemsememiz gerekiyor sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, aslan burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Oldukça sürprizli,
değişken koşulları olan, sabit nitelikli bir yeni ay ama gerçekten hareketli bir yeni ay bu. Hem Mars ve Merkür sizin burcunuzda. Dolayısıyla bu yeni ayda çok söz sahibisiniz aslında. Yani yaşamınızda değiştirmek istediğiniz, inşa etmek istediğiniz konularda çalışabilir, karar verebilir, inisiyatif alabilirsiniz. 12. ev yeni ayı sizin dışınızda gelişen bazı koşulları işaret ediyor. Bunlar sürpriz gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili konular olabilir. İşte beklemediğiniz, özellikle bazı, örneğin bir seyahate çıkmak istiyorsunuz. Hani bir vize, pasaport ve benzeri bir konuyla ilgili sorununuz var. Bazı olumsuzluklar da olabilir. Hani koşullarda değişkenlikler olabilir. Bir işinizde, özellikle yurt dışı bağlantılı işlerinizde ya da medya üzerinde, internet üzerindeki bazı işlerinizde beklenmedik bazı koşullar olabilir bu dönemde. Ancak pratik bir şekilde içinde bulunduğunuz şartları doğru değerlendirip gayet güzel organize olabilir ve sorunları çözebilirsiniz. Hatta kendi lehinize uzun vadede birçok şeyi de bu dönemde planlayabilirsiniz. Belki olması gereken değişimler, bitmesi gereken konular sizin için orta ve uzun vadede daha olumlu olabilir. Daha önceden fark edemediğiniz bir şeyleri fark edebilirsiniz. Beraber çalıştığınız, iş yaptığınız kişilerle ilişkiler olabilir bunlar. Çalışma şartlarınız olabilir. Tüm bunlar olurken tabii biraz genel sağlık konularına dikkat edin. Belki hayatınızda yanlış bir şeyler var. Hani bir alışkanlığınız olabilir, çalışma şekliniz olabilir, bir bakış açısı, bir düşünceniz olabilir. Hani buralarda bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Hani ısrarla tutunduğunuz, inandığınız bir konuda belki bir düşüncenizi değiştireceksiniz ve daha doğru bir bakış açısı elde edeceksiniz. Bu da uğraştığınız işlerin daha hızlı, daha istikrarlı ilerlemesine yardım edebilir. Sevgili Başaklar, aslında doğru değerlendirdiğinizde sizin için çok keyifli, güzel bir yeni ay. Bununla birlikte bir seyahate çıkmanız mümkün. Hani işle ilgili, eğitimle ilgili olabilir. Eğitimle ilgili çocuklarınızla bağlantılı bazı güzel gelişmeler olabilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde bu alanlarda daha fazla plan program yapabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Gezegeniniz Venüs geriliyor. Sosyal ve hareketli bir yeni ay aslında. Bu yeni ayda gruplar içerisinde olmanız, arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeniz mümkün ve bir süredir de görüşmediğiniz kişilerden haberler almanız, onlarla karşılaşmanız, belki arkadaş gruplarınızla bir araya gelmeniz de mümkün görünüyor. Duygusal konularda, romantik konularda biraz sorgulamalar, geriye dönüşler olabilir. Sevgi konularında, işte sevgi alışverişlerinde gerçekten hak ettiğim değeri, sevgiyi alıyor muyum? Hani bunları bir sorgulayabilirsiniz. Bu bir iş ortamında da olabilir. Dolayısıyla bunları sorguladığınız takdirde eğer memnuniyetsizlikleriniz varsa bunları düzeltmek için de bazı kararlar alabilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz. Para konularına biraz temkinli yaklaşalım. Uranüs etkisiyle beklenmedik hızlı kazançlar olabileceği gibi, özellikle içinde risk barındıran, işte şansla ilgili spekülatif alanlarda hızlı kayıplar olabilir. Dolayısıyla ne değerli ne değersiz bu dönemde biraz değişken. Sizin de bakış açınızın böylesi bir dönemde çok ani ve günlük olmaması lazım. Daha uzun vadeli, daha mantıklı planlamalar yapmanız gerekiyor. Harcamalarınız biraz artabilir. Hani eğlence içinde olabilir, çocuklar içinde olabilir. Özellikle pahalı harcamalarda, lüks harcamalarda ya da herhangi bir kredi konusu ya da borçlanma konusunda acele karar vermemek lazım bu dönemde. Mümkünse, çok acil değilse harcama yapmamak da daha doğru olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Aslan burcunda doğacak yeni ay sizin için oldukça önemli, güçlü etkiler barındırıyor. Türkiye doğumlular için, Türkiye'de yaşayanlar için zaten yeni ayın yükseleni de akrep. Bu nedenle biraz daha fazla etki alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 16 ile 25 derece aralığında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? O zaman yeni ayın tesirleri çok daha artacaktır sizin adınıza. Sabit burçlarda ne kadar çok gezegeniniz varsa bu gezegenler tabii ki etki alabilir. Kariyer evinizi, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü, geleceğinizi etkileyen bazı önemli etkiler var. Venüs'ün gerilemesi burada biraz hani nostaljik, geçmişe dönük etkiler getiriyor. Bununla birlikte Uranüs'ün de tam karşıt burcunuzda olması her türlü ilişki dinamiğinde hızlı, beklenmedik sürpriz gelişmeler anlamına gelir. Yani şimdi bazı ilişkilerinizde eğer memnuniyetsizlikleriniz varsa sevgili akrepler, işte eş, partner, evlilik konuları olabilir ya da beraber çalıştığınız işbirliği içerisinde olduğunuz ortağınızla ilgili konular olabilir. Burada
artık hızlı kararlar verilebileceğini gösteriyor bize gökyüzünün pozisyonu. Yani memnun olmadığınız koşulları değiştirebilirsiniz. Ama karşınızdaki kişiden de gelebilir bu teklif. Yani karşınızdaki kişi eğer ilişkinizden, işbirliğinizden memnun değilse burada ani bir kararla artık bir ayrılma, bir kopuş gündeme gelebilir. İş ortamınızda, mesleğinizle ilgili konularda da bir değişim olabilir. Çünkü kariyerinizi etkiliyor. Bazen ilişkilerle ilgili olabilir bu, bazen çalıştığımız mesleki konularla ilgili olabilir. Yer değişimleri, belki mesleki değişimler, işten ayrılma, hani başka bir arayışınız olabilir. Eğer hak ettiğiniz değeri, saygıyı, maddi kazançları tam olarak bulamadığınız bir iş ortamındaysanız, bu yeni ay size farklı açılımlar getirebilir. Sevgili akrepler, Mars'ın Başak'ta olması, yönetici gezegeniniz Merkür'le birlikte bu dönemde aslında iş, çalışma konularında daha doğru, daha planlı hareket edebileceğimizi, en azından muhasebeler yapabileceğimizi gösteriyor. Ve güzel teklifler de alabilirsiniz. Yani bu durumda değerlendirdiğiniz takdirde yani bir değişimi kendi lehinize olumlu anlamda bazı değişimler yapmanız, işte çalışma koşullarınızı değiştirmeniz ya da kazançlar anlamında daha hani sizin için verimli olabilecek bazı kararlar vermeniz de mümkün olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Bu yeni ay Uranüs'ten önemli bir açı alıyor. Aynı zamanda Venüs gerilemesi var. Özellikle eğitim konuları, akademik konularda bazı çalışmalarınız ya da beklentileriniz varsa bu yeni ay açılımlar getiriyor. Yarım kalmış bir eğitimi, bir belki yüksek lisans yapmak istiyorsunuz, belki bir üniversite eğitimi var. Hani buralarda bunları tamamlama fırsatı olabilir. Yurt dışı konuları, yabancı ülkelerle ilgili etkiler var. Seyahatleriniz artabilir. Daha önce gittiğiniz bazı yerlere gidebilirsiniz. Bu seyahatler sırasında, geziler sırasında romantik tanışmalar, karşılaşmalar olabilir. Bunlar çok nostaljik etkiler de olabilir. Sevgili yaylar, aslında işle ilgili de enerjinizi bu dönemde iyi değerlendirebilirsiniz. İş eğitimleri, işle ilgili workshoplara katılabilirsiniz. İş seyahatleriniz olabilir. Çünkü Mars'ın ve Merkür'ün kariyer evinizde olması bu dönemdeki her türlü iletişimin, seyahatin, yurt dışı ile bağlantılı konuların size iş, kariyer alanında, mesleki konularda da bazı önemli destekleri olabileceğini gösteriyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında Venüs geriliyor yine 8. evinizde. Dolayısıyla para konuları ve özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, borçlar, krediler, işte prim, sigorta, vergi, nafaka, tazminat gibi konular, eşinizin kaynakları, eşinizin parası ve harcamaları. Bu alanlarda bazı gözden geçirmeler yapabileceğiniz bir dönem. Evet, bazı memnuniyetsizlikler olabilir, bir borç konusu sıkıntı yaratabilir, eşinizin kaynaklarında gerilemeler ya da harcamalarıyla ilgili sorunlar olabilir. Uranüs'ün buradaki pozisyonu beklenmedik değişkenlikler de getiriyor. Belki çocuklarla ilgili bir beklenmedik masraf söz konusu olabilir. Parayı iyi yönetmeniz, borçlanma konularına temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Bu dönemde hani yeni bir karar vermek çok doğru olmayabilir ama geçmişle bağlantılı konularda bir çözümlenebilir. Hani yanlış bir verdiğiniz karar varsa, bir yatırım kararı, onu gözden geçirebilirsiniz. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi gibi bir söz konusu olabilir. Ama gözden kaçırdığınız bir borç da gündeme gelebilir bu dönem içerisinde. Spekülatif konulara, şansa güvenerek, hani risk alarak özellikle para konularında hareket etmek çok doğru olmayabilir. Daha dengeli, daha güvenli adım atmamızda fayda var. Aşk ve ilişkilerde daha dürtüsel davranabileceğiniz bir dönem. Beklenmedik durumlar olabilir. İşte beklenmedik bir ilişki. Yani şu anda çok planda olmayan bir hamilelik ve benzeri konular söz konusu olabilir. Bu kişisel haritalarınızda eğer sabit burçlar varsa daha çok etki alabilirsiniz. Tabii ki bunlara karşı da mümkün olduğunca dengeli, daha güvenli adım atmakta fayda var. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Aslan burcundaki yeni ay sizin için çok önemli. Tam karşıt burcunuzda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı?
ve 15 ile 25 derece arasında işte gezegenleriniz var mı? O zaman etkiler artacaktır. İlişkilerinizle ilgili önemli bir dönem. Hızlı hareketler var, hızlı kararlar verebilirsiniz. Bazı yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Hatta bu alacağınız teklifler daha önceden tanıdığınız kişilerden gelebilir. Eski bir iş arkadaşı, eski bir arkadaş, partner. Hani onlarla karşılaşmanız, yarım kalmış bir şeyleri tamamlamanız, tekrar hatırlamanız mümkündür. Ama yeni tekliflere biraz temkinli yaklaşın. Yani çok da hızlı karar vermemekte fayda var. Uranüs 4. evinizde. Biraz huzursuzluk oluşturabilir bu koşullar. Yani hiç beklemediğiniz eşinizin, partnerinizin, iş arkadaşınızın, ortağınızın bir davranışı, bir isteği, bir teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sizi huzursuz edebilir. Beklenmedik bir değişim, belki aniden hani evlilikle ilgili bir karar, belki bir ayrılık kararı. Bunlar tabii ki düzen değişimi, ev ortamınızda da bazı değişimleri getirebilir. Bununla birlikte sağlığa dikkat edelim. Sizin eşinizin ya da aile üyelerinin genel sağlıklarında biraz hassasiyetler olabilir. İşte dolaşım sistemi, tansiyon problemleri, kalple ilgili sorunlar, nörolojik sorunlar bu dönemde kendini daha fazla gösterebilir. O yüzden özellikle hasta kişilerin, kronik sağlık sorunu olan kişilerin daha dikkatli ve temkinli olmasında fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay günlük hayatınız, yaşam şekliniz, iş ve çalışma koşullarınızda bazı tabii ki yenilikler getirebilir. Ancak Venüs'ün gerilemesi bu yeniliklerin içerisinde hep böyle bir geçmişe ait konuların, yarım kalmış işlerin olabileceğini de gösteriyor. Daha çok sorgulama dönemi. İşte çalışma koşullarınızdan memnun musunuz? İşinizde mutlu musunuz? Değer görüyor musunuz? Hizmet aldığınız kişi, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz nasıl? Bu evdeki bir yardımcınız da olabilir, asistanınız da olabilir. Bazı sorunlar varsa bunlar daha bir görünür hale gelebilir. Hızlı teklifler, beklenmedik gelişmeler de olabilir bu dönemde. Yakın çevrenizden, komşularla ilişkilerden, işte ne bileyim kardeşlerle ilgili, akrabalarla ilgili konulardan, işte ani bir hastalık haberi alabilirsiniz, işte ne bileyim bir iş değişimi haberi alabilirsiniz, kardeşler, ani bir ziyaretiniz olabilir. Bunun gibi günlük hayatınızın temposunu, rutinlerinizi değiştirebilecek koşullar olabilir. Bu dönemde kendi sağlığınıza dikkat edin lütfen. Kronik sorunlara önemsemek gerekiyor. Evcil hayvanlarınızın bakımlarına, onların sağlıklarına da özen göstermekte fayda var.